Efendim merhabalar, Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Yeni bir hafta ve nispeten yeni başlıklar. Bazılarını aslında bu programı izleyenler duydular, hatta öngörüleri dinlediler konuklarımla birlikte, onların anlattıklarıyla. Ama yeni gelişmeler var, onları konuşacağız. Ozan Gündoğdu, Bir Gün Gazetesi, ekonomi yazarı ve sadece ekonomiden değil aslında siyasetten de konuşacağız. Çok iç içe geçti artık zaten. Zaten hep öyledir ya, değil evet, mi? Evet. O nedenle hakikaten ya, şimdi nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama bakanları yalanlamak gibi olacak. Kısaca onu söyleyeyim. Bakanlar bir şeyler söylüyorlar. Yani hani nasıl söylüyorlar onları? Son onları söyledikten sonra gidip de aynaya nasıl bakıyorlar? Ben gerçekten bilemiyorum. Anlayamıyorum. Ama konuşacağız. Başlayalım. Önce son durumla başlayalım efendim. Son durum en sıcak başlığı Trump'dan geldi. Trump Twitter'dan bir mesaj yayınladı ve dedi ki bu yaptırım yasasını veto ettim dedi. Biliyorsunuz Temsilciler Meclisi'nden arkasından da Senato'dan çıkmıştı ve Trump'ın önüne gitmişti yasa. Savunma bütçesi aslında bu yaptırım yasası denilen şey. Savunma bütçesi ama içinde yaptırım lar var, Türkiye dahil. Peki bu ne anlama geliyor? Trump aslında kime ne mesaj verdi? Bunları konuşacağız. Bugünün bir sıcak gündem maddesi de saraydaki toplantı. Kabinesini toplayacak Erdoğan ve esnafa, kepenk kapatan esnafa 400 bin esnaf kepenk kapattı deniyor. 400 bin. Muazzam bir rakam. Çok büyük rakam yani. Aslında Türkiye'de harlanan ateşi sayılarla göremiyoruz maalesef. De o 400 bin esnafın bir tanesiyle konuştuğumuz zaman aslında ya, son derece dramatik bir hikaye çıkıyor karşımıza. İşte sayı oluyor ya bir süre sonra. O sayı olmasının aslında önüne geçmek gerekiyor. Yani 400 bin insan ayrı bir trajedi yaşıyor aslında. Aileleriyle beraber milyonları aşıyor tabii. Bu arada Tarım Bakanı Pakdemirli bir rapor hazırlamış Erdoğan'ın isteği üzerine. Kabine toplantısında masaya o da gelecekmiş. Çiftçiye yönelik kredi borçları, işte başka belki sübvansiyon başlıkları gündeme gelecek. Neler olabilir, neler yapılabilir? Gerçekten çünkü çok vahim bir durum. Saray bile sonunda anladı. İnsanlar patlama noktasında. Yani bu toplantı ve bu başlıklar hiç boşuna değil. Onlar ne konuşacaklar bilmiyoruz ama biz bu programda gerçekleri konuşacağız. Hemen onu söyleyeyim. Nedir gerçekler? Mesela hani esnaf, 400 bin esnaf işte kepenk kapattı. Kayıtsız çalışan on binlerce kişi herhangi bir işte kısa çalışma ödeneği falan da alamıyor. Hiç öyle bir şeylerden yararlanamıyor. Ama gelin görün ki bu kabinenin bu akşamki toplantıya katılacak olan bir üyesi Zehra Zümrüt Selçuk hanımefendi dedi ki, bayağı kameralara açık bir yerde dedi ki, yoksulluk dedi uluslararası dokümanlarda da ifade edildiği gibi artık Türkiye için sorun olmaktan çıktı dedi. Şimdi uluslararası dokümanlar, şimdi çok böyle sakin, hanımefendiyi rencide etmeden, dolayısıyla kanalın başını derde sokmadan konuşmaya çalışıyorum, sormaya çalışıyorum ama hangi uluslararası dokümanlar Türkiye'de artık yoksulluk sorun olmaktan çıktı diyor Ozan? Zümrüt Selçuk'un dediği şu, şimdi yoksulluğu çeşitli şekillerde ölçüyorlar. Bir mutlak yoksulluk, bir göreli yoksulluk, bir dolu böyle endeksi vesaire var. Şimdi Zümrüt Selçuk şunu yapıyor, diyor ki gayri safi yurt dışı hasıla ne kadar? Bu kadar. Onu 83 milyona bölüyor. Kişi başına düşen ne kadar? Bu kadar. Kişi başına düşen işte diyor ki mesela 8 bin küsür dolar. Bunu diyor ben günlük veriye göre al. Demek ki vatandaş, bizim günlük vatandaş diyor 3-4 dolar kazanıyor diyor. Ama bunu Türkiye ortalamasını bölüyor. Yani gelir dağılımı vesaire falan tümüyle yatsıyor. 3-4 dolar kazanıyor. Diyor sonra işte OECD'nin ya da işte Dünya Bankası'nın verilerine göre 1 doların altına çalışan uluslar var. O zaman diyor Türkiye'nin diyor yoksulluk sorunu yok. İşte bak 3-4 dolar kazanıyor. Halbuki
Tabii bu çok talihsiz bir açıklama. Hele ki Çalışma Bakanlığı yapmış bir insan için, yapan bir insan için. Halbuki ne demesi gerekir? Ortada ciddi bir yoksulluk sorunu var. En azından çözeceğiz demesi gerekir, değil mi? Son iki yıldır AKP'nin temel stratejisi zaten o. Krizi yatsayan, yoksulluğu yatsayan bir politika var. Halbuki gerçekler daha farklı. Türkiye'de ortalama ücret 4000 lira kadar. Yani aylık 4000 lira kadar ortalama gelir sahibi ortalama. İnsanlar. Ortalamadan bahsediyorum. DİSKAR'ın son bundan bir hafta önce çok değerli bir rapor açıkladılar. Hem kendi üyeleriyle hem TÜİK verileriyle hem de Uluslararası Çalışma Örgütü verileriyle standartize edilmiş bir rapor açıkladılar. Dediler ki Türkiye'de çalışanların yani 25 milyon kadar çalışan var. Bunun 18 milyonu ücretli çalışan yani bordrolu. O bordroluların 9,5 milyonu yani neredeyse yarısı asgari ücret ve %10 etrafında dolaşıyor. Yani ne demek bu? 2500 liranın altında gelir sahibi olan 9,5 milyon insan var. Bu aileleriyle beraber yaklaşık 30-40 milyon insan eder. Türk İş söylüyor bunu. 30 yıldır oradan takip ediyoruz. Türk İş'ten takip ediyoruz. 4 kişilik bir ailenin aylık mutfak masrafı 2500 liranın üzerinde. 4 kişilik bir ailenin aylık mutfak masrafı. Bu mutfak masrafı sürekli bulgur pilavı yenildiği zaman değil. Sağlıklı beslenebilmesi için gereken mutfak masrafı. Nazım'ın şiiri gibi 30 milyon aç bizim. Gerçekten öyle. Asgari ücret açlık sınırının altında ve temel problem herkes asgari ücretli artık. Yani bundan 15 sene önce, 20 sene önce daha marjinal bir şeydi asgari ücretli olmak. Ama şimdi asgari ücret bütün memleketin sorunu haline gelmiş durumda. Herkesin asgari ücretli olduğu bu memlekette Çalışma Bakanı açlık sınırının da altında. Yani altını çiziyorum, yoksulluk sınırı değil. Açlık sınırının da altında bir gelir sahibi oluyor. Şimdi böyle ifade ettiğimiz zaman bazen ben yazdığım zaman veya söylediğimiz zaman veya böyle gözlemliyorum. Nasıl yaşıyor bu insanlar deniyor. Aslında gündelik hayat son derece gerçekçi akıyor. Ve siyasal İslamcıların kurmaya çalıştığı toplum tahayyülüyle de biri olmuyor. Nasıl yaşıyorlar biliyor musunuz? Çift maaş almaya çalışıyorlar. Yani o racon, ataerkil racon çöktü. Kadın da çalışacak, erkek de çalışacak. Mümkünse 18 yaşında, 19 yaşında çocuk da varsa eğer ailede o da çalışacak ki o aile ancak rızkını çıkartabilsin. Şimdi, bakın dahası var. Sözcü gazetesi dünkü manşetinde Cumhuriyet tarihinin en acı rekoru diye zaten bu tabloyu özetledi. Yaklaşık diyor manşeti Sözcü'nün 15 milyon kişi gıdadan kömüre eğitimden sağlığa kadar 44 farklı yardımla ayakta kalmaya başlıyor. Saygı Öztürk'ün haberi, verilere dayalı. Şimdi biz burada ne görüyoruz biliyor musunuz? Bakın bu listede belki biraz daha yaklaşırsa arkadaşlarım görebiliriz. Engelli aylığı 70 yaş üzerinde ya da yaşlı aylığı var. Engelli aylığı var, engelli yakın aylığı var. Muhtaç engelli ödemesi var. Sağlık yardımı var, gıda yardımı var, kömür yardımı var, 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 var. Şimdi bu devletin bizden alınan vergilerle yoksulu sübvanse etmesi. Yani gerçekten zar zor ayakta durabilen insanlara. Ama bize ne gösteriyor bu? Benim zaman zaman gündeme getirmeye çalıştığım çok vahim bir şey gösteriyor. İnsanlar devletten mesela engelli aylığı 763 lira. İşte eğer %70'den fazlaysa engeli. Eğer engeli %40 ile 69 arasındaysa 509 lira. Engelli yakınına 509 lira bakıyor diye. Şimdi bakın o kadar çok örnek var ki size anlatamam. Yani bunu gören gözler görüyor. Engelli aylığı alabilmek için çocuklarına engelli raporu alıyor aileler. Biraz zor okuyorsa zaten okula da göndermiyorlar, hele kız çocukları. Bunu daha çok kız çocuklarında yapıyorlar. Çünkü kız çocukları işte çalışmayacak nasılsa, dolayısıyla engelli olup olmaması önemli değil diye düşünüyorlar. Evlilikte de zaten izah edilir damat adayına, mühim değil diye düşünülüyor. Daha çok kız çocuklarına engelli raporu alıyorlar. %51 engelli, %55 engelli neyse. Ve oradan bir rant elde ediyorlar. Geçenlerde Cumhuriyet Gazetesi de zaten paylaşmıştım, bir rapor yayınlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı
rehberlik ve araştırma merkezleri, eğitim için araştırması ve raporu bu. Sınır zekaya sahip çocuklara hafif zeka geriliği raporu veriyor merkezler. Çünkü o zaman onları eğiten öğretmenlere ek para veriliyor. Şimdi öğretmeninden öğrencisine, kız çocuğundan işte efendim yaşlısına böyle şeyler yapılıyor. AKP'ye diyelim ki üye oldun, tamam kömür yardımı zaten cepte. Gıda yardımı için bir kart veriyor cepte. Bir tür sadaka ekonomisi denilen şey zaten bu kadar vahim ve yani gerçekten engelli raporu almaya varacak kadar acıklı bir tabloya dönüşmüş durumda. İşte şey değil o yüzden, yani ben bazen ona da kızıyorum. Ekonomistler sadece finans konuşuyorlar, dolar altın nedir? Halbuki bu meselenin toplum boyutu var, uluslararası ilişkiler boyutu değil var, mi? Siyaset boyutu var. Ekonomi bu hale geldiği zaman, ya da ekonomi demeyelim yani, memleketin geçimi bu hale geldiği zaman her türlü yozlaşma da ortaya çıkıyor. İnsanlar geçinebilmek adına ya da en azından iaşesini karşılayabilmek adına her türlü düşünceye sahip ve bu insanları da suçlayamıyorsunuz bir yerden sonra, değil mi? Şimdi geçenlerde bir esnaf, Bartın'da kantincilik yapan bir esnaf abiyle konuştum. Kantin işletiyor normal şartlar altında. Geçen sene işletmeyi almış, korona falan yok geçen sene. Halk Bankası'ndan borç almış. O borçla bu şekilde idare ediyor. İkincisi, başka bir geliri yok. Ailesi de o kantinle geçinmek durumunda. Kantin kapanıyor, okul kapanıyor. Devletten bir kuruş destek yok. Ayda diyor benim 15 bin lira taksit ödemem var. Bunu yapılandırdığın zaman zaten buraya gelmiş durumda. Bu 15 bin lirayı nasıl ödeyeceksin? Banka dolaşıyor vatandaşa, onda işi de yok. Banka dolaşıyor, işte yapılandırmak için şey arıyor. 3 aydır gecikmiş, şimdi kara listeye girmiş. İnşaatlarda çalışıyor aynı zamanda. Şimdi bu kişi ne yapacak? Bu kişi sabahtan akşama kadar kafasında kuracak. Nasıl yapayım ben bu işi? Nasıl döndüreyim? Yani çünkü bir yandan, o yüzden diyorum davulun sesi uzaktan hoş geliyor. Salonda çocuk ağzına bakıyor babanın. İşte eşi ben ne yapsam, çalışsam mı diyor. Belki zamanında böyle bir şey bitipmiş, maço bitipmiş, büyük büyük laflar etmiş, ben seni çalıştırmam demiş, bir şey demiş. Değil mi? Böyle şeyler görüyoruz. Ama şimdi çaresizlik masaya gelmiş, oturmuş. Şimdi ne yapacaklar? Dolayısıyla bu kadar iaşesini karşılamakta, geçimini karşılamakta bu kadar zorlanan bir toplum, bir süre sonra hele ki gemisini kurtaran kaptan bir rejim de varsa ortalıkta, bir süre sonra her türlü yolu deneyecektir. Her türlü yolu dener. Zaten Türkiye'nin artık bir ekonomi sorunu olmaktan ziyade artık sosyal bir sorun diyoruz. 2 senedir böyle diyoruz. Yani bir ekonomik kriz diye basitleştiremeyiz bunu. Artık bir sosyal kriz var. Bu sosyal kriz gencinde de var, yaşlısında da var, işçisinde de var, patronunda da var. Şimdi bugün gördüm. Şimdi böyle bir rejim ayakta durabilir mi Allah aşkına? Anadolu Ajansı'nın haberi, yani bugünkü haber, çok bilindiği için işte söylemeye mahsur yok herhalde. Coca-Cola, 400 liralık alışveriş çeki dağıtacakmış. Anadolu Ajansı bunu haber veriyor. İşte yeme içme sektörü çalışanlarına 400 liralık alışveriş çeki diye. Aa, ben de dedim ki gerçekten, çünkü yaklaşık 800 bin tane garson var bizim memlekette. Yani kasiyer garson 800 bin tane. Şimdi onların büyük ölçüde çoğu, bu TÜİK'in rakamları, büyük ölçüde çoğu güvencesiz, kayıt dışı. Çok zor durumdalar. Şu anda işsizler zaten. Ve şu anda zaten yevmiyeli geçindikleri için şu anda işsizler. Şu anda bunlar akraba ilişkileriyle ayakta duruyorlar. Yani birkaç tanesiyle konuştuğunuz zaman nasıl geçiniyorsun kardeşim? Yani iş yok, güç yok, şu yok, bu yok. Akraba ilişkileriyle ayakta duruyorlar. Yani o dayanışma ağlarıyla ayakta duruyorlar. Ben dedim ki acaba buraya dönük bir 400 liralık hediye şey var, alışveriş çekimi verilmiş. Hayır. Coca-Cola 1500 tane sektör çalışanına, TÜRES işte sektörün derneği aracılığıyla 400 liralık hediye çeki dağıtıyor. Yani şimdi bir çarpma bölme bu, yapsanız 600 bin liralık para. Ürünü Anadolu Ajansı hani sanki ne bileyim habermiş gibi belki vermiş, seni de yanıltmış. Siz o şeyi duymamış olun, markayı duymamış olun. Yani TÜİK oradan, pardon nereden TÜİK çıktı? Habire para konuşuyoruz ya ondan rakam. RTÜK
Hani oradan değilse buradan kızabilir ama ben geri aldım, sildim oraları. Ajans Küçük haberi diye ben de rahat davrandım yani. Anadolu Ajansı evet. Bu şekilde haber yapmış. İnsan tabii bir anda heyecanlanıyor. Acaba diyor, belki de diyor. Yani çünkü biz 83 milyon günde 10 milyar TL'ye kadar vergi ödüyoruz bu hazineye. Ortalama günde 10 milyar TL. Yani bizim cebimizden hazineye yılda 800 milyar TL'den fazla vergi giriyor. KDV'si, oo, ÖTV'si, şusu busu. 800 milyar TL vergi. Tabii, bunu veriyoruz. Peki bu 2021'de neye çıkacak? İşte o da enflasyon oranı da artacak. 900 küsur olacak yani. Yani bu kadar vergi veren bir toplum, bir de vergi de tabanın tabanında. Siz asgari ücretliye 2300 lira para veriyorsunuz. Asgari ücretli onun zaten yaklaşık 5'te 1'ini satın aldığı mal ve hizmetlerin içindeki vergiler yüzünden zaten devlete geri ödüyor. Yani asgari ücretlinin net halini, net parasını hesaplasak 2000 lira civarında. 2000 lira hani şeyler dışında, devlet ödediği vergi vesaire dışında. Şimdi elektrik faturalarını açsın baksınlar. Bizim vatandaşımız asgari ücretli yani yarısı asgari ücretli. Elektrik faturasını açsınlar. Kullandığı elektriğin bir bilim elektrik kullanıyorsa bir bilimde yok o payı, şu payı vesaire payı diye. Bir de şimdi diye. Temsil gideri. Evet şimdi o düzenlendi şimdi evet, bir de. Evet, daha yeni eskiden yeni. De vardı da şimdi şey koydular oraya. Yani aslında eskiden de biz onu yükleniyorduk. Ama bayağı artık şimdi düzenlemesi var net, artık net tabii. Bir biçimde, net bir adını biçimde koydular. Adını koydular yani. Artık temsilde şusunda busunda oraya ekleyeceksiniz. Şey tabii şeyi konuşmak lazım. O ayrı konu. Bunun söz konusu bu elektriği eskiden devlet dağıtırken demek ki çok zararına dağıtıyormuş ki kötüymüş. Şimdi özel sektör dağıtıyor. Yaklaşık 10 sene evvel Mehmet Şimşek öyle bir açıklama yapmıştı. Biz elektrik dağıtım işini özelleştirdikten sonra rekabet gelecek. Elektrik faturaları ucuzlayacak. Artı kayıp kaçak azalacak vesaire. Bu arada Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz yeni bir açıklama yapmış. Demiş ki şirketler temsil ve ağırlama giderini tarif eden alamayacak. Bu konuda yeni bir tebliğde düzenleme yapacaklarmış. Geri adım atıldı o zaman. Ama tabii o kadar ses getirdi ki. Bakın hanımefendiler, beyefendiler, sosyal medya işte bunun için kızıyorlar. Hala susturamadıkları birkaç mecra var. Halk TV başta, işte gazeteler, bir gün konuğumun gazetesi gibi gazeteler, birkaç televizyon. Onlar bu konunun üzerine gidiyor. Sosyal medyada tepki çığ gibi büyüyor. Şimdi geldi bu bilgi. Mustafa Yılmaz diyor ki şirketler temsil ağırlama giderini tarif eden alamayacak, gelir sağlayamayacak. Vah 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 vah. Gelirleri 10'ken 9 olacak. Bir üzüldük bir üzüldük. Vurgunun aslı o temsil ağırlama vesaire bunlar milletin tabii artık midesini bulandırdığı evet, için artık geliyor, abartmayın tabii. Dedi yani. Bu şirketler büyük ölçüde serbest piyasadan alıyorlar elektriği. Aldıkları elektriğin de 3'te 1'ini EUH'tan alıyorlar. EUH nedir? Elektrik Üretim Anonim Şirketi. Bu kamuya ait bir şirket. Bilen biliyor zaten. EUH'tan aldıkları elektriği yaklaşık 2020 yılında %55 indirimli alıyorlar. Yani asıl vurgunu buralardan yapıyorlar. Zaten bu şirketler, elektrik dağıtım şirketleri zaten aynı zamanda HES'ti, şuydu, buydu bir dolu muazzam teşviklerle elektrik üretiyor. Bu elektriği sağ ceplerinden alıp sol cebe, sol cepten vatandaşa satıyorlar zaten. Ha bu evet. Şirketler kimdir derseniz bu şirketler de son derece popüler şirketler. Örneğin Anadolu, Avrupa yakasını CK Elektrik dağıtır. Herkesin faturasının üzerinde yazdığı için söylüyorum. O CK'nın C'si K'sine Cengiz de Colin'dir. Şimdi CK yazınca belli olmuyor. Canım kurum. Aynen. Canım kanal, canım bir şey. Tabii. Hayır şimdi... efendim. Cengiz'i biliyorsunuz değil mi? Ben geçenlerde ama şey yapmışım onun hakkını yemişim. 47 milyon dolara bir jet alacak demiştim. Meğer öyle bir sipariş falan yokmuş. Cengiz Beyefendi... Hani bütün uçaklar onun demek ki ama Mehmet Cengiz, işte o Colin'ler, daha Rönesanslar, Limaklar, abi. Kalyonlar. Tabii. Yani... Ay Kalyon demişken şunu konuşmadan geçmeyelim. Şimdi Kalyon biliyorsunuz Sabah grubunun sahibi aslında resmen. Kalyoncu ailesi. %25'i Katarlıların sanırım. %5'te biri Katar ortaklığı. Evet. Dünürü kim Kalyoncuları? Biliyorsunuzdur herhalde.
Yıldırım Demirören. Yıldırım Demirören kim? Hürriyet'in işte sabah, aman sabah demişim. Bir dünür Kalyoncular Sabah'ın vesaire sahibi. Öbür dünür Yıldırım Demirören de işte Hürriyet'in Posta'nın falan sahibi. Kanal D'nin CNN Türk'ün daha neler. Bir de bunun biliyorsunuz şey verildi. Milli Piyango verildi. Bir de ne verildi? Sisal. İtalyan evet, şirket ortaklığı. Şans oyunları. Bildiğiniz kumar. Oha çok iyi evet. Bildiğiniz kumar. Şimdi KDV'ler sıfırlandı buralarda. Hani yürü Yıldırım Bey kim tutar seni dendi falan. Hürriyeti görelim. Ay vallahi yani. Mide bulandırıcı. Ben de gördüm bugün. Gerçekten insan asal ne demek lazım ama. Bakın birinci sayfasında Hürriyet'in talih kuşunun güvenli odası. Güvenli. Güvenin. Niye gülüyorsun Ozan aşk olsun? Ya, güven. Tabii şey de var. Çok yani ya. Gerçekten memleket 2 gün önce yağmur doğasına çıkıyordu. Gerçekten uçacağız yani yakın zamanda. Milli Piyango'nun son geldiği hale yurttaşlar bir baksınlar. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Pandemi var, insanlar dışarı çıkamıyor. Kumar merakını Milli Piyango'da giderebilir artık insanlar. Kumarhaneler yasak. Ama Milli Piyango'nun yeni oyunlarına bir baksınlar. İnternetten oynanıyor. Tıpkı bu şey gibi, işte kumarhanelerdeki checkpot oyunları gibi bir dolu oyun var artık. Kazı kazan, geleneksel kazı kazanı biliyorsunuz. Artık kazı evet. Kazan diye bir oyun yok. Kazı kazan da çok şey kaldı, geleneksel kaldı. 20 küsür tane yeni oyun var. Zar da atabiliyorsunuz Milli Piyango'nun sitesinde. Zar da atılabiliyor. Jackpot da oynanabiliyor. İsterseniz 5 lira koyun, isterseniz 1000 lira koyun. Böyle dakikalar içerisinde on binlerce lira para yiyebilirsiniz. Diyanet hiçbir şey demiyor buna. Şey ya, o her şeye bir laf ediyor ya. Türkiye'de kumarhane tekeli var şu anda. Kumarhane yasak değil. Bir tane kumarhanemiz var bizim. Şimdi evet. Milli Piyango biletiyle, kazı kazanla bunlar arasında bir fark var. Milli Piyango bağımlılık yaratmayacak. Kazananı kamusal olarak belirlenen. Oynadığınız zaman hep beraber bir arada işte basit bir miktar daha eğlenceli bir şeydi. Şimdi dakikalar içerisinde binlerce lira harcayabileceğiniz bir sitesi var Milli Piyango'nun. Ne zamandan sonra oldu? İşte o güvenli odadan sonra oldu. Şimdi bakın Ertuğrul Özkök tanıyan bilir. Bizim medya mahallesinde de yani mahallemizde de herhalde en ünlü önemli isimlerden biridir. Yıllarca Hürriyet'in genel yayın yönetmenliğini yapmak elbette kolay değil. Sonra görevden alındı, yerine Enis Berberoğlu getirildi. İşte köşesine çekildi Ertuğrul Özkök. Ve sonra Hürriyet'in içi boşaldı, boşaldı. Enis Berberoğlu zaten gönderildi, yazarları gönderildi, giden gitti vesaire. Ama Ertuğrul Özkök kaldı. Şimdi Ertuğrul Özkök'ün niye kaldığını, bugünkü bu yazısı insanın içini parçalayacak kadar acı verici bir örnekle gösteriyor. Ertuğrul Özkök diyor ki... Önemli bir değerlendirme bugünkü yazısı. şimdi çekiliş güvenliğiyle ilgili her şeyi Sisal'ın, o şans oyunları şirketinin CEO'su Selim Ergün'e sormuş. O da demiş ki bizim en korunaklı yerimiz şans merkezi adını verdiğimiz bir oda. Çekiliş topları özel yapım, alüminyum alaşımlı çantalarda kilitli. Yüksek güvenlikli çelik dolaplarda tutuluyor. Toplar her çekiliş öncesi tartılıyor. Noter tarafından tutanak tutuluyor falan. Aman güvenin. Geçenlerde hatırlarsınız bir fısıltı gelmişti. 8 numara diye. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ondan sonra zaten kafalar karışıkken bir gazeteci böyle bir şeye kefil olur mu? Bu bir kefildir. Yani Ertuğrul kefalettir. Ertuğrul Özkök bunu haber yapmış. Ahmet Hakan da Hürriyet'in yeni genel yayın yönetmeni de talih kuşunun güvenli odası diye bir başka kefaletle manşet atmış, başlık atmış. Ben ne diyeyim bilmiyorum ki. O tuhaf bir özelleştirme metodu Milli Piyango'nun işi. Milli Piyango bir kere özelleştirilmedi tırnak içinde. Milli Piyango'nun işletmesi zaten
Milli Piyango sahipliği Türkiye Varlık Fonu'na ait. Türkiye Varlık Fonu da dedi ki, ey Sisal ve Şans, işte birisi Demirören'in, birisi İtalyan ortaklı bir şirket. Ey dedi, siz dedi, işletmeyi siz alın, bana dedi gelir garantisi verin. Yani ne kadar hasılat elde edeceksiniz, toplam şu kadar para kazanacaksınız, içinden komisyon alın dedi Demirören'e. Dolayısıyla söz konusu Milli Piyango'nun hasılatı ne kadar artarsa bu şirketin oran itibariyle para alacakları için, komisyon alacakları için bu şirketin kazanacağı para da artıyor. Dolayısıyla burada belli bir yozlaşma başlıyor. Şimdi problem şu, özelleştikten sonra geliri aynı oranda, beklenen oranda artmadığı için hem pandemi girdi araya, hem işte millet güvenmiyor, etmiyor vesaire, bir sıkıntı oldu. Çünkü öyle ha deyince 40 yıllık kurumu değiştiremiyorsunuz yani. O beklentiler olmayınca hurra, bütün gücüyle bir yandan Hürriyet'le, bir yandan işte kanallarıyla aman güvenin şöyle yapın böyle, bir yandan KDV'yi indirelim. KDV'yi indirmesine ilişkin de bugün Ertuğrul Özkök'ün yazısı üzerine açıklama. Ya bir de tabii böyle danışıklı dövüş mü olur? Ertuğrul Özkök bir yazı yazmış, onun üzerine aynı şirketin bir başka çalışanı cevap vermiş. O da diyor ki Türkiye Varlık Fonu'nun zaten her şey mevzuata uygun. Şimdi yeni modada o, her şey mevzuata tabii uygun. Yani bakın, mevzuata uygun olmayan şey aslında, mevzuata, yasalara, anayasaya uygun olmayan şey varlık fonunun ta kendisi. O evet. Olduktan sonra geri her şey mevzuata uygun olabiliyor. Tabii. Şimdi iş orada kalmıyor. Sözcü gazetesi meselenin nereye gideceğini anlatıyor. Şimdi bakın, sıra hipodromlarda diyor, katma değer vergisi at yarışında da sıfırlanacakmış. Varlık fonu Milli Piyango'dan sonra at yarışı düzenleme hakkını da satacakmış. Ve KDV'yi sıfırlayacak ama sürümden, gelirden kazanacakmış. Yani şöyle, Türkiye Varlık Fonu 10 yıl için 200 milyar lira hasılat garantisi isteyecekmiş. Aynen bu usulle. Devlet buna karşılık 36 milyar liralık KDV tahsilatından vazgeçecekmiş. Şimdi bakın, sıcak para lazım. Dışarıdan aynen gelmiyor. Gelmeyince ne yapıyorlar? Boş ver, unut KDV'yi. Bana sen şu kadar parayı garanti et. Ben 10 yılda belki işte 360 milyar lira alacağım. Ama ben onun 160'ından vazgeçiyorum kardeşim. Yeter ki sen bana sıcak sıcak para gelsin. 200 milyara razıyım diyor. Bu mudur? Tabii bu. Tam olarak bu. Bir varlık fonunun, hani Milli Piyangosu, bu at yarışı, yani at yarışında KDV, at yarışı da satılacak. Öyle bir verelim Dersucuğum. At yarışı satılacak hakkı, sonra KDV sıfırlanacak. Bir anlat o zaman. Ya şimdi bu söz konusu zaten problem, özelleştirmedeki problem o. Tam dediğiniz gibi varlık fonuna para lazım. Diyor ki bana bir hasılat yarat 200 milyar TL. Ya ciddi de bir hasılat yaratmasını bekliyor. Şimdi esnaf bir vatandaşa soralım. Diyelim ki bakkal dükkanı işletiyor. Bu bakkal dükkanının yıllık hasılatı ne kadardır? 10 lira. Sen bana 30 lira garanti ver. Eğer ki ben sana 30 lira gelir yarat diye garanti verdirtirsem bu bakkal dükkanı hangi ahlaksızlıkların içine girecek? Normal şartlarda 10 lira para kazanan bir bakkal dükkanının bir anda 30 liraya çıkması mümkün mü? Değil. Aynı şeyi söz konusu burada da yapıyorlar. O yüzden dediğim gibi yeni yeni oyunlar, zar attırıyorlar, KDV'yi indirtiyorlar vesaire. Bunu devlet eliyle yapamazlardı. Problem orada zaten, özel eliyle yaptırıyorlar. Kaldı ki işin daha bence asıl konuşulması gereken vaziyeti bu. Söz konusu bu işletmelerin sahibi Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanı. Ya bu daha büyük bir skandal olabilir mi? Söz bu kişi TFF'nin başındayken iddia ihalesine girdi. Ali Koç dedi ki ya ayıp olacak artık dedi. Ayıp olduktan sonra, onu de o çıkıştan sonra TFF'den istifa etti. Yani bir miktar cılız bir muhalefet olmasaydı bu kişi hem TFF'nin başında olacaktı hem de aynı zamanda Türkiye'nin futbol bahisini idare edecekti. Bunu dünyanın hiçbir yerinde, ya bırakın Avrupa'ya falan diyorlar. Ya bırakın şeyi anlatamam, Orta Afrika ülkelerini anlatamazsınız. Ya bu böyle bazı Orta Afrika ülkelerindeki diktatörlüklerde olur ancak, yani bu böyle bir Orta Doğu ülkesi kıvamında bir şey de değil. Bu memlekette velev ki söz konusu Milli Piyango'yu özelleştirmeyi kafanıza koydunuz, Türkiye Futbol Federasyonu başkanından başka satacak insan bulamadınız mı? Demek ki orada bir kapalı devre bir şey var.
Çünkü o kapalı devre şey aynı zamanda medyada da aynısını görüyorsunuz. Dedemin siz söylediniz işte bir Türkiye'nin en büyük medya gücünün başında olacaksınız. Dünürünüz de ikinci medya gücünün başında olacak. Yani böyle çocuklar birbirini sevdiyse bize de ne demek düşer? Ama şimdi nikah şahidi de Erdoğan yani bunların. Doğru. Bu olacak iş değil. Ay ben aslında magazin programı yapmak istiyorum. Neler var orada çok biliyor musunuz? Çok zevkli mesela, olur. Mesela şu nikahın bir öyküsü var. Yelda Demirören, Yıldırım Demirören'in kızı Kalyoncu'nun mahdumuyla evlendi. İşte şahitler. Ama o nikahta ayrıca neler yaşandı. Hani izliyorsanız belki magazin programlarını biliyorsunuzdur da akıyor bir şeyler. Akıyor oralarda. Şimdi bakın kumar günah değil, yasak değil. Kumarhane açmak yasak ama... Zar atıyorlar ya, milli piyango biletini geçtim. Gerçekten zar atılıyor. Evet. Ben hiç denemedim ama bir bakacağım nasıl bir şey bana sonra. Dediğim gibi yani milli piyangonun sesine girin, zar atılıyor. Şans zarı. Bayağı zar atılıyor yani. Milli piyango sesi zar bildiğiniz. Bildiğiniz evet. Bir bakiye yatırın 1000 lira, 100 lira, 200 lira neyse. Nasıl? 5 liraya, 10 liraya, 20 liraya. Tabii. Ne güzel. Şimdi o yasak ya da günah değil. Faiz yasak ya da günah hiç değil. Ama alkol çok fena. Bakın hani alkol bitse... Bütün şeylerimiz, derdimiz de bitecek. O tabii şey, sosyal mesafeyi sıfırlıyor, bozuyormuş, evet. Evet. Şu işte bakın, burada Erdoğan'ın hemen yanında Mahdum Kalyoncu, Yelda Demirören'le bu nişan fotoğrafı, sonra evlendiler. Yıldırım Demirören'le eşini de görüyorsunuz. Tabii orijinal bir fotoğraf. Şimdi bir taraf aslında Türkiye'nin geleneksel sermayesinin 1980'den sonraki önemli isimlerinden bir tanesi Demirören. Ama bir taraf 1970'lerden 60'lardan beri küçük küçük büyüyen ama daha sonra Özal döneminde İslamcı sermaye ile beraber palazlanan Kalyon. Yani bu ilginç, sembolik de bir evlilik aynı zamanda. Bana öyle geliyor. Şimdi magazin konuşuyor gibi oluyor da Türkiye'nin sermaye yapısı. Bu. Yani dediğim gibi bakın hani şeyde dizilerde ya da parodilerde görürsünüz. Gençler birbirini sevdikten sonra bize laf söylemek düşmez tabii ki. Ama bu fotoğrafın gerçekten böyle de bir yanı var. Yok değil yani. Yok değil tabii. Yani Erdoğan'ın o kurdeleyi kesmesi bir ne bileyim ben işte çok büyük bir yatırım tesisi diyelim ki yatırım yapılmış. Onun kurdelesini kesmek gibi. Yani evet. Çünkü iki grup da medya grubu da güvence altında. Tabii muazzam bir güç bir de. Yani ikisini bir arada tuttuğunuz zaman çok ciddi bir güç. Yani Türkiye'de her türlü operasyonu, algıyı yaratabiliyorsunuz. Hürriyet evleniyor yani. Daha olacak iş. Daha ne olsun. Şimdi hal böyleyken bize hakikaten ne masallar anlatılıyor. Yani işte çıkıp inançtan, değerlerden söz ediliyor. AKP milletvekilleri çıkıp gençliği, Z kuşağı diye gençlere feryat ediyor, değerlerimizden uzaklaşıyor diye. Buyurun bakalım hangi değerler? Ve şimdi girelim mi? Tamam, girelim konuya. Az önce hatırlatalım tekrar Zehra Zümrüt Selçuk Hanımefendi'nin sözlerini. Türkiye'de yoksulluk artık sorun olmaktan çıkıyor. Geçenlerde Emin Çapa da söylemişti. Türkiye 100 kişiden ibaret olsa, parası da 100 lira olsa 99 kişi 1 lira alacak. Aynen. 1 kişi de 99 lira alacak. Daha net bir şey anlatılamaz. Çok iyi özetlemiş. Değil mi? Şimdi böyleyken bu hanımefendi sorun olmaktan kalktı diyebiliyor. Onun durduğu yerden demek ki böyle görünüyor. Çünkü o diyor ki bir algı oyunuyla diyor ki 100 lirası var, 100 kişi var, herkese 1 lira düşüyor diyor. Hayır öyle değil. Hayır. Tabii. Yani tam olarak daha farklı bir durum var. Şimdi bu hanımefendi bakmış görememiş. Türkiye'nin 2020 yılında Erdoğan kadar hatta ondan daha fazla söz ettiği adını ezberlediği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da mecliste bakanlığının bütçesini savunurken, işte sorulara yanıt verirken o da aynı şeyi söyletti. Bakmış ama görememiş diye. Önce bir ne söylediğine bakalım. Dünya Sağlık Örgütü örnek ülke olarak sadece sitesinde
Türkiye'nin pandemi dönemindeki başarısını raporlaştırmıştır. Dünya Sağlık Örgütü sitesinde, hepinize açık, Avrupa'dan herhangi bir ülke hiçbir şekilde raporu yayınlanmadığı gibi Türkiye dışında başarısını anlattığı bir ülkede olmamıştır. Elhak, henüz vaka değil hasta sayıları yayınlanırken durum böyleydi belki. Ama ne zaman ki bütün hasta sayılarını açıklamaya başladınız, bütün vakaları açıklamaya başladınız. O ayrımı da bir tek biz yapıyoruz da kafamız karışıyor. İşte Dünya Sağlık Örgütü de ona bakıp da vay diyor, 3000 4000 bunlar diyor, belki hakikaten haklı bunlar diyor. Ama ne zaman ki hasta vaka ayrımını bırakıp bütün vakaları açıklamaya başladınız, beyefendi kusura bakmayın ama Dünya Sağlık Örgütü zaten tahmin ediyordu, uyandı. Şimdi bakın, nasıl olduğunu bir görelim. Dünya sıralaması, vaka sayıları açıklanmaya başladığından beri, bütün vakaları. Toplam vakada Türkiye 8. sırada. Ama 8. tabii şeyi bilemiyoruz ya, hasta dönemi açıklanırken ki vakaları burada... Ha buna rağmen, buna rağmen ama bu şöyle, yani toplam vakada evet etkilenir. Ama yeni vakada zaten sıramız tam da senin dediğin nedenle yükseliveriyor. Türkiye yeni vakada 4. sırada. Sayın Fahrettin Koca. Bir de ilk 3 çok yüksek nüfuslu ülkeler. Yani tabii. Yani Hindistan zaten 1,5 milyar nüfusu var. Yani o oradan onunla denkleş eşitlemek aslında şey de değil. Yani burada 4 hadi kişi Hindistan ve Rusya da saklıyorlar muhtemelen diyelim. Evet. Ama baktığınız zaman diğer ülkelerin önünde olduğumuz açık. Yani sıralama gene değişmeyecek. Çok kötü durumda. Burada Almanya'yı özellikle belirttim. 8. sırada yeni vakada. Neden? Çünkü Almanya kapanıyor. Hem de çok fena kapanıyor. 10 Ocak gününe kadar, 20 Ocak mı ya da 10 Ocak galiba, yılbaşını falan tamamen kapanmış olarak geçecek. Almanya hakikaten hard kelimesini, fena, sert kelimesini kullanıyorlar. Öyle kapanıyor. Tamamen yani sağlık hizmeti, işte eve yiyecek getiren götüren o servisler, acil durumlar hariç, herkes tamamen eve kapanacak bir ay. Minimum bir ay. Galiba 20 Ocak'a kadardı, tam hatırlayamadım ama Almanya kapanıyor. Şimdi yılbaşı demişken bugünkü kabine toplantısından yılbaşında, perşembe günü yılbaşı, perşembe, cuma, cumartesi, pazar 4 günlük kapama kararı gelebilir deniyor, açıklanabilir deniyor. Bakalım saraydan böyle bugün bir şey gelir mi? Şimdi Sağlık Bakanı dinledik. Ozan. Ya artık eskisi gibi değil ki dünya. Her şeyi görüyoruz, bilgiye ulaşıyoruz. Evet. Kimi kandırdıklarını düşünüyorlar sana göre? Ya bence şeyden sonra bu Mart ayında bir kere Türkiye'ye ilk vakalar bir miktar daha gecikmeli gelince hükümet lüzumundan fazla iyimser bir beklentiye kapıldığını düşünüyorum ben. Mart'ın 11 itibariyle Türkiye'de ilk vaka açıklandı. Zaten hastalık da 2019'un sonu itibariyle başlamıştı. Dediler ki ben neredeyse böyle olduğuna eminim. Kabine toplantısında Erdoğan'a çünkü kötümser şeylerden bahsetmek Erdoğan'ın sinirini bozduğunu biliyoruz. Dediler ki bu iş dediler bir senelik bir iş. Bir sene boyunca dünyanın bütün gündemi bu olacak. Biz zaten yaklaşık 3 ay 4 ay gecikmeli aldık bunu. Yani bu iş dediler yaklaşık 6-7 ay içerisinde dünyadan silinecek gidecek. O yüzden dediler şöyle bir önlem paketi düşündük. Hazinenin içini boşaltmaya gerek yok. Zaten zor durumda. Gelir desteği vermeyelim. Kamu bankaları eliyle borç desteği verelim. Borçları 6-7 daha yüzdürelim. Artı SGK'ydı, KDV'ydi, ÖTV'ydi vesaire ödemelerini 6 ay erteleyelim. Verdiğimiz kredileri de 6 ay uzatmalı vadesiyle toplayalım. Ve sonra dediler bu iş zaten bittikten sonra ekonomi toparlanırken şimdi o tahsilatı yapar, meseleyi çözeriz.
Bu yanlış beklenti, bu yanlış beklenti şu anda bütün insicamının bozulmasına sebep oldu hükümetin. Çünkü bu beklentiyle yazın kapanmayacağız dediler. Aynen devam ettiler. Çünkü yazın öyle bir olmalıydı ki yeni vaka sayısı 30-40 olmalıydı. O civarda inmeliydi ve ikinci dalga daha en azından kontrollü artmalıydı. Beklentileri buydu. Fakat bu öyle olmayınca bitecek zaten Kasım, Aralık gibi bir beklentiyle, çok iyimser bir beklentiyle hareket ettikleri için, anlaşılan o ki bir B planı da olmadığı için, salgının ikinci kısmında, yani bu kış sonbahar itibariyle bütün düzen alt üst olmuş durumda. O saatten sonra vakayı da gizliyorsun, işte açıklamaların değişiyor, eskiden her gün ekranın karşısına çıkan bakan artık görünmez oluyor, ancak bütçe görüşmelerinde kürsüde görebiliyoruz. Bir de bayağı öfkeli, sinirli, gergindi. Çok gergindi yani. Hani öyle yumuşak yumuşak konuşuyor diye pek sevinmiş. Şu yüzden gergin. Tıkır tıkır işlemiyor artık. Bir yani. Plan vardı Mart ayında, Nisan ayında. O planı işletiyorlardı. İletişim kuracağız. Bilim kuruluydu, şuydu buydu. Ama artık bir bagaj biriktirmiş durumda. Ve beklentileri, tahminleri, çünkü bir tahmin üzerine hareket ediyorsunuz. Bu tahminleri tutmayınca şimdi bütün şey, söz konusu düzen bozulmuş durumda. Bir de bozuk düzende sağlam çark da olmuyor. Ne yaparsanız yapın, bu rejim içerisinde, bu sistem içerisinde çok sağlıklı kalamıyorsunuz. Şimdi en son bu test kitlerinin şey konusunda başarılı bir cemaat, biliyorsunuz siz de Menzil, bu sağlık meselesinde. Başarılı dediğim yani tırnak içinde başarılı, uzun süre bu işlerle. Bakanlığı ele geçirmek bu başarılıdır tabii rica edeceğim. Bu işlerde uzun süre ilgilendiler. En son test kitlerine işte Menzil cemaatine verdikleri, o ihaleyi Menzil cemaatine verdikleri biliniyor. Bakan Menzil cemaatinden değil, o başka cemaatten de, demek ki artık arada pazarlık da oluyor. Yani söz konusu bozuk düzende sağlam çark olmaz derken bundan bahsediyorum. İnsanlar istedikleri kadar, hatırlarsanız ilk salgın başladıktan sonra da burada konuşmuştuk. İnsanlar istedikleri kadar bakan çıkınca ne mütevazi adam, ne alçak gönüllü adam vesaire falan filan desinler. Ama sonuç itibariyle bir sistem var ortada, o sistemin bir parçası. Ve bu sistemin parçası olduğu zaten Ağustos-Eylül ayları itibariyle, yani artık salgının yönetilemediği anlaşılınca, aslında belki bu da teşhir olmuş oldu. Bu hem salgının yönetilememesi, işte belediyelerin gerçekleri açıklaması ve artık kendi belediyelerinin ya da yöneticilerinin bile gerçeklerden kaçamaması sonucu mu? Belki hem bu hem de aşı meselesinde gerçek tabloyu koymak mecburiyeti mi var? Yani hani ona göre belki aşı talebinde bulunmak gibi. Evet, öyle bir beklenti de var. Spekülatif olur benim bunu demem ama bu söz konusu, bu tahmini yürütenler de son derece gerçekçi buluyorlar. Çünkü günde 3000 tırnak içinde hasta ama vaka diye yutturduğunuz şey dünyaya, o zaman sizin pek de aşıya ihtiyacınız yok algısı yaratabilir. Dolayısıyla bunu, hele ki aşı dedikoduları artık 3. aşamaya gelmişken, yani aşı gelişmeleri 3. aşamaya gelmişken, artık vakayı açıklama ya karar verme bununla ilgili olabilir. Bu arada BioNTech'in aşırısı İngiltere'de biliyorsunuz onay almıştı. En son Amerika'da da onay aldı. Bu çok önemli bir gelişme. Amerika'da aşı tedariki, yani aşı tedariki ve dağıtımı başladı. Bu çok önemli. Bakalım Türkiye hani ne zaman böyle bir tabloya denk gelecek. Herkes beklemede, hani BioNTech mi, Çin mi, geçtik artık onu. Hani hangi aşı gelirse gelsin, bir an önce gelsin diye. Şimdi tabii ama şu çok net, bakın. Bize masal ya da yalan söyledikleri takdirde, yani aşı falan, hangi aşı yalana karşı etkili olabilir ki? Bir tablo daha göstereceğim. Hani diyor ki, bakan az önce anlattığım gibi, hani Dünya Sağlık Örgütü bizi bayılıyor, bizi çok seviyor, çok başarılı buluyor. Bir tek de zaten raporunda bizden söz etti. Öyle olmadığını listeyle gösterdim dünya sıralamasında. Şimdi bakın, bu da bir başka mesele. 11 Aralık günü bunları bakın bakanlık açıkladı. Biz uydurmadık. Bakanlık 11 Aralık günü verdiği bilgilerde, o tabloda, İyileşen hasta sayısı toplamda, bakın toplamda, sağ şeyde üstünde toplam yazıyor zaten.
458.109 hasta diyor. 12 Aralık günü birdenbire 1.581.565'e çıkıyor. Toplamda iyileşen sayısı. Yani bir günde 1 milyon hasta iyileşiyor. Ama zaten bu kadar vaka yok neredeyse. Bakın toplamda 1.780.673 vaka olmuş. Ama bu hani başından beri yani bu hafta mesela iyileşen sayısı 11 Aralık'ta 5.516'ymış. Nasıl olmuş da 1 milyon birden, acaba o 1 milyonu fazladan sehven mi yazdılar, ne yaptılar bilmiyorum. Ya şimdi eğer ki bir kişi bir günde 1 milyon insan iyileşmediyse iki ihtimal var. Daha doğrusu 3 ihtimal var. Ya soldaki tablo yanlış, ya sağdaki tablo yanlış, ya da komple bir sehven hata var. Ama bu 3 ihtimal de tek bir şey gösteriyor bize. Ya şöyle bir tabloyu hazırlamak, yaklaşık yılda birkaç 10 milyar lira para harcayan, bu sadece şehir hastanelerine 8 milyar lira kira hizmet bedeli veren bir kurumun şu tabloda yaklaşık 11 tane veri var. Bu 11 tane veriyi doğru kamuoyuna sunmaması muazzam bir özensizlik. Buna özensizlik diye kibarca ifade ediyorum. Beceriksizlik de denebilir, daha ağır da ifade edilebilir. Ve bu bütün Türkiye'nin açıklandığı zaman baktığı, göz gezdirdiği bir şey. Yani bu basit bir şey. Tek bir işiniz var yani. Tek bir iş. Bu ekibin, bunu hazırlayan ekibin tek bir işi var. Onu, şunu doğru verin yani. Şunu doğru vermek. Neden burada yanlış yapıyor? Bir de şöyle bir problem yaratıyor. Şu algı tümüyle artık bitti. Bakın TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu üzerine çok ciddi spekülasyonlar var. Şu vardı memlekette, en azından veriye güveniliyordu. Ama Sağlık Bakanlığı'nın verileri vatandaşın psikolojisinde, algısında bir değişikliğe yol açtı. Nedir o? Ha, demek ki bir aşamayı daha aştık. Yani yeni bir checkpoint, artık yeni bir sınırı geçtik. Ne o? Artık demek ki devlet vatandaşına yanlış bilgi verebiliyor. Biz çünkü eskiden şöyle biliyorduk. Devletin verdiği veri geç de olsa sağlam veridir. Ciddiye alınır. Halbuki artık söz konusu Sağlık Bakanlığı'nın verisinin yanlış olduğunu söylemenin haber değeri kalmadı. Gerçekten. Biliyoruz zaten yanlış diyor. Doğru söylüyorsun. Gerçekten buna güvenen bir i̇şsizlik tanesi var. İşsizlik TÜİK'in. Hani tabii hazır kulağını çınlatmışken. İşsizlikte de yani öyle bir arka planda ki yani onu en işin uzmanı ancak şey yapabiliyor, görebiliyor onu. Şimdi TÜİK bir haber bülteni yayınlıyor. Altta bir tablo veriyor. Bu tablodan siz diyorsunuz ki işsizlik 12.7 vesaire. Onun dışında bir de arka planda işte bir dolu rapor var. O raporları Excel verilerini inceleyeceksiniz, altta çarpacaksınız, böleceksiniz vesaire ve bir gerçek işsizlik oranı bulacaksınız. Biz buluyoruz bunu. Mesela Diskar da buluyor. Yani umudunu kaybeden işsizliği de açıklıyor. Ama arka planda hepsini toplayınca 9,5 milyon insan ediyor işsizlik. Ama o haber bülteninde yer almıyor. Zaten sabah hürriyet birlikteliği de bir amacı ifade ediyor. İşsizlik yokmuş gibi görünüyor. Ben yazıyorum mesela, başka biri yazıyor. İşte işsizlik böyledir, şöyledir, böyledir. Belge nerede diyor. Belge burada diyorsun. Yani TÜİK'in işte burası diyorsun. Oraya o site öyle karma karışık bir site ki gerçekten her ne kadar veriler bulunsa da ön plana çıkartılmıyor. Bu sitede normal vatandaşın yani 100 binde biri ancak o siteyi kullanabiliyor. Dolayısıyla gerçeğe ilişkin bir fikri olmuyor şeyinde, vatandaşında. Bu en son 1 milyon mucizesi bugünkü bir günün de manşetinde bu bakanlık sağlıklı değil diye. Bakın en fena şey yapılıyor. Devletin, kamu kuruluşlarının verilerine güven zedelenirse bu çok fena bir şey. Çok fena tabii. Gerçekten çok fena. Yani nasıl değiştirilir o algı? Ha şöyle değiştiriliyor. Vaktim var mı birazcık Dersucuğum? Şimdi bir vatandaş gelecek. Şöyle oluyor. Bize doğruları söylemeyen, masal anlatan yöneticiler vatandaşa öylesine bir propagandayla, öylesine bir
beyin yıkamayla bir şeyleri anlatıyor ki sonuçta ortaya şimdi izleyeceksiniz bir vatandaş onun meseleden anladıkları çıkıyor. Buyurun. Bu ara geldim ben bu oğlu. Ucuz bir şeye baktım bulamadım. Ben Emirdağ'ın Bademli köyündenim. Nasıl ucuz bir şey bulamadın ya? Sucuk alacaktım 34 lira. 25-30 liraydı alacaktım 39 lira. İyi değil mi 30 liraya sucuk normal ya? Bağlı mı oğlu? Bağlı lan. Kılıçdaroğlu geldi piyasaya 50 dolu hem oğlu. Kim geldi? Kılıçdaroğlu geldi Melmeke'de. Nereye geldi adamlar ya? İstanbul aldı ya elimizden. Ha, elinizden aldı. Ya lan valla. Kılıçdaroğlu İstanbul'u bırak hayat ucuzlasın lütfen. Bırak. Kılıçdaroğlu valla çok ayıp ediyorsun. Fiyatı ucuzlattı biraz ya. Sen geldin fırladı gitti dolar mı? Lütfen yapma ya. Lütfen. Lütfen yapma Kılıçdaroğlu ayıp oğlu. İyi akşamlar. Yani. Şimdi zaten yorumsuz üzerine konuşmayalım ama ikinci bölümde belki Ozan Gündoğdu'dan biraz yorum alırız. Hakikaten ne demeli bilmiyorum. Bu bilgisizlik mi, cehalet mi ya da başka bir şey mi soracağım ikinci bölümde. Bu arada Trump'ın bu yaptırım içeren yasayı veto etmesinin aslında gerçek niyeti ne, neler oluyor, perde arkasında neler yaşandı. Bunları konuşacağız. Bir de efendim Biden dönemine hazırlık derken bir şeyler pişiriliyor mu? Bir şeyler oluyor mu? Çok değerli saray başdanışmanı Yiğit Bulut yıllar öncesinden bunun haberini verdi mi? Aman da aman. İkinci bölümde. Olur mu?